Biz yine lastik basıncı ölçüyoruz. Bu demektir ki bu çantada varsa tabii ki yol göründü demektir. Birazcık da doğuya gidelim. Okullar açılmadan son bir tur çevirelim dedik. Emre ile gidiyoruz yine. Bakalım sevdiğimiz bir iki yer var. Onları görmeye gideceğiz. Yol neler gösterecek? Birlikte göreceğiz. Şimdi birazcık yolu izleyelim birlikte. Ardından ileride bir yerde ben tekrar anlatmaya devam ederim. Şimdilik iyi seyirler. Giriyorum artık yeter. Diyarbakır yoluna girdik. 160 kilometre geldik Gaziantep'ten çıktıktan sonra. Sabah erken çıktığımız için bayağı ilerleyebildik. Bu arada saçı kestim arkadaşlar artık. Yani hem motosiklet kullanmak çok zor oluyor uzun saçlı hem de saça yazık oluyordu. Bir de yine doğuya geleceğimiz için bu işler çok kolay değil. 160 kilometre geldik. 160 kilometreye gelmemiz yani tek oturuşta geldik. Biraz sürdü o yüzden. Böyle uzun yolda kullandığım bir taktik var. Özellikle böyle otobanda gidiyorsanız bazen o yolu bitirmeniz lazım. Çünkü Gaziantep'ten çıktıktan sonra buraya kadar neredeyse hiçbir şey yok. Dümdüz yoldan geldik. Burada kullandığım bir taktik var yolu bitirebilmek için. Taktiğe geçmeden önce bir abone olalım. Şöyle şurada mı? Şurada mı? Bir yerde bir şey var. Abone ol butonu var. Ona basıp abone olalım. Kanal hem büyüsün hem de daha uzaklara gidebilelim diye maalesef böyle şeylere ihtiyacımız var. Rakamlara ihtiyacımız var. Daha uzaklara gidebilmek demişken işte uzun yolda yaptığım, uyguladığım taktik şu. Ya 1 saat ya da 100 kilometre boyunca hiç durmuyorum. Ben 100 kilometreyi baz almıştım. 100 kilometre hiç durmayacaktım. 100 kilometreye geldikten sonra da otobandasınız, her yerde duramazsınız. Orada şunu yapıyorum. Ya düzgün bir yer arıyorum ya da düzgün bir benzinlik arıyorum. Böylece birazcık daha gitmiş oluyorum. Yani hedefimin üstünde sürmüş oluyorum. Bu da yolu bitirmemde bana yardımcı oluyor. 100 kilometreden sonra biz iyi benzinlik arayacağız diye, bulacağız diye bayağı geldik. 160 kilometre olmuş. Durum böyle. Böyle bir taktik uygularsanız, böyle bir disipline kendinizi sokarsanız uzun yol biter. Yoksa atıyorum YBR 125 ile Japonya'ya nasıl gittim? Her 30 kilometrede bir mola verseydim o yol bitmezdi açıkçası ama ben 90-100 kilometre yapmadan durmuyordum. Ondan sonra da üzerine ne koyabilirsem o yanıma kar kalıyordu. Diyelim şimdilik küçük bir atıştırmalıkla ben dinlemeye devam edeyim. Molayı biraz uzun tuttuk çünkü kahvaltı mahvaltı işlerine de baktık. Şimdi tekrar yola çıkma vakti. Yine 160 kilometre değil, pardon, 140 kilometre geldik. Bir benzinlikte durduk. 100 kilometreden sonra aynı taktik. Duracak yer arıyorduk. Düzgün bir benzinlik falan yoktu. Şimdi Diyarbakır'a çok yaklaştık ama Diyarbakır'da durmadan geçmemiz lazım. Durduğumuzda çok vakit kaybederiz. Totalde 300-305 kilometre falan oldu. Bakalım. Geriye de bir 250 falan kaldı. Varacağız inşallah. Bugünü zaten yolda geçireceğiz. Yani amacımız sadece Tatvan'a kadar gitmek veya Ahlat. Yarın Krater Gölü'ne çıkacağız ve gezmeye başlayacağız. Evet, molayı uzun tuttuk ama yeniden yoldayız. Şimdi ne kadar gelmişiz? 305 kilometre gelmişiz sabahtan beri. Toplamda süreceğimiz mesafe 550 kilometre falan olması lazım. Diyarbakır girişindeyiz. Diyarbakır'ı direkt pas geçeceğiz ve devam edeceğiz. Yine bir 100 kilometre gitmeye çalışacağız. Çok sıcak var. Ne yapalım? Buralarda böyle. Bu mevsimde gezmeye kalkışırsanız bu bölgenin aslında gezilmesi gereken ayları Ekim ve Kasım ayları. O zaman daha dayanılabilir sıcaklar oluyor. Normal sıcaklıklar oluyor ya da diyelim. Yine mola verdik. Tahmin edeceğiniz üzere minimum bir 100 kilometre sürdük. 102-103 kilometre oldu.
mola verdik. İlk gördüğümüz benzinliğe girdik. Silvan'dayız. Hava çok sıcak. Burada benzinleri fullledik. Sanırım bir 130-150 km kadar daha yolumuz kaldı. Onu da ya ikiye böleriz ya da tek seferde gideriz. 400 km kadar geldik sabahtan beri. Son benzin aldığımız yerden buraya 260 km olmuş. Bunu da 8.1 litre benzinle gelmişim. Yani 3.2 litre yakmışız. Bu da güzel bir veri. Bu sıcakta ve sürekli 100-110 aralığında durdurmadan motor çalıştırdığımızda iyi bir veri. Benim istediğim ayarda. Şimdi sıvı almaya devam ediyoruz. Bol sıvı tüketiyoruz çünkü çok terliyoruz. Çok sıcak hava var. Hedefimize varacağız. Bugün bu yolu bitirmeyi niyetliyiz. Sonrasında dinleneceğiz. Bugün çok bir gezi olmayacak açıkçası. Hadi biz bir şeyler içmeye devam edelim. Sonrasında yoldan devam. Şu an Siirt'e bağlı Ziyaret ilçesinde miyiz? Semtinde miyiz? Neredeyiz bilmiyorum. Şimdi bu ziyaretten sonra kırmızı da geçti. Ziyaretten sonra neredeyse Bitlis merkeze kadar çok güzel asfaltı olan bol virajlı bir yoldan gideceğiz. Geçen sene sürmüştük hatırlıyor musun? Çok, evet. Çok uykun gelmiş senin. Evet. Şimdi o yolu süreceğiz. Yani günün en güzel yeri olmasını hayal ediyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde geçeceğiz oradan. Ve Bitlis'te büryan yiyip orada bir yerde konaklayacağız inşallah. Hadi bakalım. Devam. km sonunda ilk günü sonlandırdık. Bir otelin altta bir mutfağına, deposuna motorları bıraktık şimdi. Evet, günaydınlar. Dün kaldığımız otel burası, Mermer Otel. Şöyle yandan aşağıda motorları şey yapmamıza, içeriye koymamıza müsaade etmişlerdi. O yüzden sevmiştik. Şimdi motoru ısıtıyorum. Bir çay içtik sadece ve büryan yemek için Bitlis'e geçeceğiz. Bitlis buradan 6-7 kilometre. Şehir merkezine geçeceğiz tekrar. Şimdilik her şey yolunda. Dünkü yorgunluğun üzerine güzel bir uyku oldu. Şimdi biz de motorları ısıttık. Hava zaten ısınacak. Saat 10 olmuş. Biraz fazladan da uyumuşuz aslında. Dün tam 540 kilometre yol yaptık. Bugün o kadar yapmayacağız diye umut ediyorum. Ve yola çıkıyoruz inşallah. Haydi yolda görüşürüz. Evet, Bitlis merkez böyle. Minarelerden birincisi. İkiyi gördünüz zaten. Şurada 3 olabilir mi acaba? Belki şurada 3. Ve burası yıkık dökük bir halde. Şu an aşırı bir kentsel dönüşüm var ama sebebini anlayamadık. Sorarız belki biriyle tanışırsak oturduğumuz bir yerde. Buyurun, bir minare daha. Yani 5 minareyi hemen hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Zaten 1, 2, 3, 4. Aha, şuradaki de 5. Pardon, 3, o geniş alanı sayma. 4, şu önümüzdeki yıkılan binanın arkasında da var, kale altında. O da 5. Hadi şu bir yancıya gireyim mi? Gir abi. U çekiyorum. Bekle, araba geliyor. Daha var mı? Yok yok. Şu geçsin. Şöyle sola yanaşıyorum. Evet, bir yana geldik. Kuzular burada. Fırında burası, burada pişiyor. Bitlis'teyiz. Tabii ki bir afşor çorbası. Ve yanına her zaman olduğu gibi şöyle güzel bir büryan geldi. Bismillah, afiyetle yiyelim kahvaltı niyetine.
sonrasında krater gölüne doğru çıkmaya başlayacağız. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Şunun tadına baktım. Bu bir de az yani. Bu da az. Bunlar az porsiyonlar. Tatları çok iyi. Ben artık yemeğe geçiyorum. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir yola gidiyoruz. Şuradan bir çıkabilirsek. Tatvan'dayız. Tatvan'daki Nemrut Krater Gölü'ne çıkacağız. Şu an burada hava 30 derecelerde. Ama yukarıya çıktıkça üşüyeceğiz. Yanılmıyorsam yol buradandı. Yavaş diyor. Evet, yol buradandı. Önümü kapatayım. Hiç ihtiyacım olmayacak çünkü. Bu yol yükseldikçe, çünkü bayağı yükselecek. Yolun ortasındaki mıcırlara dikkat ediyorum. Elimden geldiğince yolun tamamını çekmeye çalışacağım. Böyle yol atlayanları da siz de göreceksiniz. Ve tırmanışa başlıyoruz. Daha önce burayı görmediyseniz çok şaşıracaksınız yani, onu söyleyeyim. Garanti veriyorum size. Neredeyse hep yükseliş. Asfalt kısım bitti. Bu motor buraya ikinci kez geliyor. Buraya bile çöp atmışlar. Aman tanrım ya. Ne kadar çöp sever bir milletiz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bugün yolculuğumuzun ikinci günü. Bu yolculuk 4 gün sürecek planladığım gibi giderse. İnşallah bu videoyu izleyen siz henüz Nemrut Krater Gölü'nü görmemişsinizdir ve videonun burasına gelene kadar açıp Google'dan bakmamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani kendiniz için daha iyi olur diye düşünüyorum. Videonun seyir zevki açısından. Bu arada söylememi istiyorlar. Artık ben de söyleyeyim. Böyle videoların devamı için hani birazcık sayfanın sayısı, abone sayısının artması lazım. Sayfanın, kanalın. Bu nasıl işleme yarıyor? İşbirliği yaparken tabii ki kendi reklamınızı yapıyorsanız elinizdeki veri daha yüksek olmalı. Bakın benim istatistiklerimi böyle demeniz lazım. O yüzden daha uzun rotaları da böyle hevesle çekebilmem için. Ayna sana ne oldu be? Abone olun ya işte. Tamam, onu diyecektim. Abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bakın böyle bir adam var, geziyor falan değil. Birazcık siz de destek olmuş olursunuz. Çorbaya tuz eklemiş olursunuz diyelim. Ve konuyu geçiyorum. 3 fazla geldi. 2 de devam edelim birazcık. Evet. Şimdi manzara bu taraftan başlayacak ve evet. Duruyorum ve manzaraya bakıyoruz. Abi bu şey nedir ya? Böyle bir şey yok. Tamam, biz şurada geçen durduğumuz yerde yine duralım, şurada bir yerde. Şurada evet şey, yağmurluklarımızda durmuştuk. Şuraya mı inmiştik? Yok. Yok, şu aşağıdaki şu düzlük var ya. Beyaz yerde durmuştuk. Beyaz yerde durmuştuk, evet. Tekrar gösteriyorum. Tekrar gösteriyorum. Of be. Of be. Abi bu nedir ya? Birazcık drone uçurduk ama fırtına çıktı yemin ediyorum. Şansımıza. Ve her taraf toz duman oldu. Eldivenlerin içine de hep kum doluşmuş. Allah'tan uçup gitmediler. Of, ne kaydım be.
YRC lastikle yapmadığım kalmadı yemin ediyorum ya. Biri üstüme iyi lastik atsın. Geçen sene alsaymışım iyiymiş şimdi. İyi bir lastik 2000 lira. Diyorum ki bir sene evet, yağmur, bir sene fırtına. Bak burasıydı geçen yıl girmediğimiz yol. Girelim mi? Neden girmeyelim ki? Hadi girelim. Hadi bismillah. Beni gölden alırsın. Ben gene sağ tarafta şimdi anladım Meret'i. Allah. Hadi soldan git, soldan git. Sağa iş yapma. Allah. Dökülenler solda birikmiş. Evet. Şey sağda birikmiş. Sağda. Bir ayağımla destek alarak gidiyorum bazen. Çok bozuk zemin, zorluyor muyuz sence? Abi ilerisi nasıl olur acaba bilmiyorum ki. Bakayım. Buraları geçeriz. Bir de burada ayı var biliyorsun. Evet. Görür müyüz sence? Neyse bu sene aküm bitik değil. Bir yol ayrımına geldik. İlk yol ayrımından sol demiştim sanki ama bir kontrol edeyim. Hangisindeyiz gerçekten? Burada mıyız? Şurada mıyız? Şurada mıyız? Evet. Buradan sol, evet. Buradan sol. Evet. Buradan sol. Gidiyorsun. Yapacak bir şey yok. Durabilecek miyiz? Yol nasıl? Vallahi aşağısı sanki biraz kötü gibi ama. Gidiyorsun. Ne diyorsun? Hı? Orası kumlu anlaşılan, bak kalkan dumandan öyle anlıyorum ben. Evet. Yani suyun kenarına çok az kalmış. Of, yüzeri kapatıyorum. Suyun kenarına çok az kalmış. Ama ne kadar az onu da bilmiyorum. Oradan az önceki yola bağlantı var mı onu göremiyorum. Haritada gözükmüyor. O zaman yok diyorum. Tane. Her yerim kum oldu. Ne görüyorsun? Vallahi aşağıda taşlı bir yol görüyorum abi. Ve sağa dönünce sanki suya erişecek gibi. İnmek ister misin? Ben iniyorum yavaş yavaş. Hadi ben de geldim. Yol fena değilmiş diyeceğim de fenaymış da. Birileri daha varmış en azından. Onlar arazi aracıyla gelmişler ama. Biz de arazi aracıyla geliyoruz. Ha, suyun kenarına inmişiz gerçekten. Evet. Evet, bahsettiğim kamp alanı da burası. Onlar tahminimce Türk değiller. Selam verdiler. Selam aldık. Bence oraya inelim. Hı. Suya girelim. Sonunu düşünen de kahraman olmasın. Ama nasıl ineceğim ben buradan şu an onu düşünüyorum. Yani çok bozuk abi zemin. Çok bozuk da ben asıl şurası benim gözümü korkutuyor. Hadi sen git, memnun kalırsan ben de geleceğim. Teşekkür ederim. Yani çıkışlarda bir şey yok da. Bu kadar bozuk bir yolu inmek. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Artık ineceğiz ya. Recording. Tekrar inmeye çalışıyoruz. Bakalım neler olacak. Bir istop. Sen şöyle inmişsin. Abi nasıl bir zemine geldik ya?
Bir stop daha. Hadi bakayım. Sollu gel, orada büyük büyük teken şey var. He? Sollu gelecek. Neyse tamam gel. Sana sol mu? Sana sol sana. Böyle mi? Aha, gel öyle abi. Şu. Hop hop hop. Düz gel, aynen düz gel. Gel dümdüz. Şu patikayı takip et. Hani söylemesi kolay diyeceğim. Yaşadın az önce, biliyorsun. Abi. Aynen, 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 aynen. Burada arka frene geçmem lazım. Sen zor kısmı atlattın biliyorsun değil mi? He? Zor kısmı atlattın. Zor kısmı atlattın. He. Şimdi sollu gel abi şöyle. Buraya doğru. Motor yoruldu herhalde. Stop edip duruyor. Tamam. Tamam, orada bana müsaade et, oradan geçeyim. Artık gidersin. Ne güzel ABS giriyor, görüyor musun? İndik ya. Oh. Vallahi yoruldum ha. Yüzdük ettik ama herhalde yürürken terlikten ayağımıza girdi. Bir bira şişesi parçası batmış. Canım acıyordu bir süredir. Onu bıçak yardımıyla çıkardım. Ama şöyle sürelim de kınalı yer. Muayenemiz bitmiştir diyeceğim de. Bir de diğer ayağıma bakmak istiyorum. Sanki onda da var. Bak, şurada da bir şey var küçük. Şunun ağzındaki şeyi alayım da. Çöpleri toplarız sonra. Boya gibi bir şey. Baksana. Tamam. O da gitti. Tamamdır. Eyvallah. Ameliyatımız bitti. Hem yüzdük. Hem drone'umuzu uçurduk. Şimdi bir rampa çıkmamız lazım. Ama henüz Emre çıkamadığı için ben zorlamayacağım. Önce bu gitsin. Bayağı zor bir yoldu ya o iniş. Yani bizim motorlara hiç uygun değildi. Şimdi bakayım ne yapıyor. Geliyorum, bekle. Abi. Ha canım. Az geriye alalım, şu patikadan çıkayım. Evet. Tam sağ mı? Yani işte. Bas. İteyim mi? Ver bir daha ver. Ver ver, tutuyor seni, ver.
Bırakıyorum. Bırakayım mı? Bırakacağım bak. Ben bırak. Yoruldum ben de. Çok sağ ol. Ve devam, ve devam, ve devam, devam, devam. Sağdan. Sağdan. O ileriden sol yap, sol yap. Sol yap. Çık, 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 çık. Ver gazı, ver, 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 ver. Aç abi, bir de aç. Ayağa kalkma. Devam, devam, devam. Ben yukarıda motoru bırakıp geliyorum yanına. Tamam, hadi bakayım. Ne oldu? Ben çıkarım. Siz çıkın, ben sonra çıkayım. Özgüvene bak bende. Ben çıkarım. Göreceğiz. Yorulduk be. Hadi bakalım dayı. Sen çıkıver. Of. Çıktı. Sıra bizde. Hadi bismillah. Hadi İrece, hadi Bordo. Ulan burayı ne yapmış bu adam? Hmm. Hoppa. Feci yerde. Çıktım. Vallahi çıktım. Helal be bana. Vallahi bilmediğim yola girmek istemiyorum ya. Şuradan diyor da yol. Emre. Müdür. Şuradan mı gidelim, bildiğimiz yoldan mı gidelim? Abi bildiğimiz yoldan gidelim artık. Tamam. Ne sürpriz çıkacağını gördün mü? Evet. Ne sürpriz çıkacağını bilemeyiz şimdi orada. Evet. Ön teker, hadi üzme beni. Burayı bir de çıkalım. Manzaranın hastası olmamak elde değil ya. Bayılıyorum şu dağın şu kesikliğine. Kazandıran krater gölünün manzarası da o.
kötü bir işletme var ama şey yemedik. Böyle köşelerde, ötede beride falan kamp yapılacak yerler de var. Buradan isterseniz suya da girmeyi deneyebilirsiniz. Buradan çöp atmayın lütfen. Lütfen at. Lütfen. Aynı yoldan dönüş yapacağız inşallah şimdi. Güle güle Krater Gölü. Çok güzel görünüyor ya. Mükemmel görünüyor. Ne kadar sürdü bilmiyorum ama yolculuğumuz şimdi sona erdi. Çok güzel bir yer göstereceğim demiştim. O yeri gördük. Burası da öyle saçma bir yol ki arkadaş. Buradan böyle karşıya geçiyorsun. Böyle yol mu olur ya? Hadi bakalım Ahlat'a doğru yoldayız. Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'na geldik. Burada çok fazla mezar var gerçekten. Dolaşmaya devam. Mezarlığı bir gezelim. Sonrasında artık konaklama işine bakacağız. Giriyor musun, çıkıyor musun? He? Giriyor musun, çıkıyor musun? Komşu! Bakıyor. İçeriden bana bakıyor. Mezarlıkta bir sürü kaplumbağa gördük bu arada. Bu da onlardan bir tanesiydi. Çok büyük bir alan burası. Yani büyükmüş. Biz de yoğun bir günde gelmişiz. Akşam üzeri olmasına rağmen çok kalabalık. Bu kısma kimse gelmiyor tabii ki ama ön tarafta, giriş tarafında bayağı 100 kişi falan vardı. Yani hatta tur falan gelmişti. Biz de böyle bir tam tur döndük, geri gidiyoruz. Biraz yorulduk ama artık bir konaklama bulup bugünü sonlandırma vakti. Mezarlığı da gezdik, artık yapacağımız bir şey kalmadı açıkçası. Kendimize bir yer bulmamız lazım. Bu yolculukta çadır konaklaması yapmıyoruz. Pansiyon, otel bir şey buluruz diye düşünüyoruz. Zaten 3 akşam için çadır taşımak istemedik açıkçası. Hadi bakalım. Ahlat'tan çıktık ve Adir Cevaz'a ilerliyoruz. Öğretmen evi ayın 27'sine kadar kapalıymış. Şimdi sebebini öğrendik. Meğer Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 950. yıl dönümü sebebiyle bölgedeki bütün öğretmen evleri ve oteller Cumhurbaşkanlığı tarafından kapatılmış. O yüzden konaklama için başka bir seçenek bulmak durumundayız. Adil Cevaz'a hoş geldiniz. Hani nerede kesme işareti? Vallahi abi biz burada biteriz var ya, ben sana söyleyeyim. Ama kaç. Patnos yolundayız. 40 kilometremiz kaldı. Konaklama bulamıyoruz. Her yer dolu. Her yer. Şok ya. Resmen şok. Erciş'ten çıktık. Şimdi Patnos'a doğru gidiyoruz. Yazıyor zaten. Bu aptal sineklerden mahvolduk. Dün üstümüz başımız pis hala. Kaskları, vizörleri zor temizledik. Şimdi motorları birazcık tutup devam edeceğiz. Kurumasın diye. Ve bir benzinlik bulduk sanırım. Evet, burada bu işi birazcık halledelim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nedir ya? Ne oldu? Şu sinekten şey yapıyorum. Bu nasıl tabanca ya? Hayatımda ilk kez Malazgirt'e geliyorum. Yıllarca tarih derslerinde duyduk. O da şansımın Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950. yılına geldi. Ve yine
muharebenin olduğu güne denk geldi. Yarın savaş günü arkadaşlar. Bugün işte hazırlıklar yapılacak. Tarih bilgisi çok zayıf olan birisiyim ama tarihe dokunmayı seven birisiyim. Şimdi Meydan Muharebesi Milli Parkı var şehrin ortasında. Oraya gideceğiz. Oradan devam edelim. Malazgirt'ten ayrılıyoruz. Bu Barış Anıtı. Buraya gelmeye çalışıyorduk az önce fakat yıl dönüm koşusu varmış. O bitti ve geldik. Daha fazla yapacak bir şey yok Malazgirt'te. Yarın 26 Ağustos 950. yıl dönümü Meydan Muharebesi'nin. Yarın asıl burada etkinlikler falan var fakat bizim buna kalacak vaktimiz yok. Bizim yarın geziyi sonlandırmamız lazım. Gayet güzel. Barış Anıtı şeyde de vardı, Edirne'de de vardı, Lozan Barış Anıtı vardı. Şimdi Muş üzerinden Bingöl'e doğru yola devam ediyoruz. Bence burasıdır. Muş yolundayız. Böyle metededen bir kavurmacı vardı. Geldik. Ben hemen fotoğrafı çekmeden yarısını yemişim. Şimdi ayranımızı falan içiyoruz. Burada güzel bir dinleneceğiz. Ayakkabılarımızı çıkarttık, rahatladık. Birazdan tekrar yola gideceğiz. Bingöl merkezdeyiz. Bingöl. 2 kilometremiz kaldı. Öğretmen evine varacağız. Bu sefer bak hava kararmadan kendimize bir yer bulacağız gibi. Evet bulduk da bakalım. Gene de güvenmeyelim. 2 gündür öğretmen evlerinde şey geçiyoruz ya. Pas geçiyoruz. O ne yapıyor ya? Bingöl öğretmen evine geldik. Bu sefer hava kararmadan geldik ve gerçekten bu sefer bir öğretmen evi bulabildik. Aşağıda okey masallarındaki taşların sesi geliyor. Biz şimdi sakinleşeceğiz, elimizi yüzümüzü yıkayacağız ve bir şeyler yemeye başlayacağız sanırım. Bir şeyler yemek için araştırmaya başlayacağız. Hadi bugünlük de bu kadar. Günaydınlar. Şimdi Bingöl Öğretmen Evi'nden çıkacağız. Dün Malazgirt üzerinden gelmiştik. Daha doğrusu Erciş'teydik. Oradan Malazgirt'e geçmiştik. Malazgirt'te gezdik. Barış Anıtı'nı falan gördük. Sonrasında şimdi Bingöl'e kadar ulaştık akşam vakti yol üstünde. Güzel kavurma falan yedik. Onları gördünüz zaten. Bingöl öğretmen evinde bu sefer yer bulabildik. Önceki öğretmen evlerinin hiçbirinde yer bulamıyorduk. Bunun sebebi de Malazgirt kutlamaları sebebiyle çok fazla ziyaretçinin ve memurun oraya gelmesi. Şimdiye kadar bordo bana hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Çok güzel ilerledik. Yağını değişmiştim yola çıkmadan önce. Hiçbir şeyde sorun yaşamadık. Son 500-550 km kadar bir yolumuz var Gaziantep'e. Şimdi bugün onu kat etmeye çalışacağız. Çantaları yüklüyoruz. Çok acele etmiyoruz o yüzden bugün. Küçük bir kahvaltı yapacağız ve sonrasında yola çıkacağız. Şimdilik durum bu kadar. Görüşmek üzere.
Artık Bingöl'den ayrılma vakti. Kahvaltımızı yaptık. Güzel bir mercu içtik. Diyarbakır'a doğru geçeceğiz şimdi. Diyarbakır'dan ise Gaziantep'e tabii ki. Diyarbakır'dayız. Suriçi GRG'ye geldik. Şöyle sağa doğru kaçamadık. Aa, sağ serbest. Ama çok da değil. Şu amcanın yaptığı gibi biz de buraya girmeye çalışacağız ama o girebilecek mi? Ciğerimizi yedik. Şimdi bu çılgın trafikte hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir çay içeceğiz, ondan sonra gideceğiz. Henüz çok sıcak. Otobana falan çıkasımız yok açıkçası. Şimdi Hepsel Bahçeleri civarında bir yerde bir şeyler içeceğiz. Serin bir şeyler veya çay. Sonrasında 1-2 saat sonra falan yola çıkalım dedik. Akşam serininde Gaziantep'e varmayı hedefliyoruz. İşte burası surlar. Sur içindeyiz. Güzel yerler ya burası. Bu sur içi çok güzel yani Diyarbakır. Diyarbakır kendisi de çok gelişmiş görünen, çok güzel, modern görünen bir şehir. Ciğer ise gerçekten anlatılmaz yaşanır dediklerinden. O taraftan vazgeçtik. Sülüklühan'da inşallah yer bulabilirsek orada kalacağız. Orada bir şeyler içeceğiz. Burası ters yön mü? Değil. Araba gidiyor. Nereden dönülüyor? Daha düz düz. Daha düz düz. Tamam, hadi bakalım. Şimdi ayrılıyoruz artık Sülüklühan'dan ve Diyarbakır'dan. Evet, böyle yerlerin girişine küçük motorları rahat sokuyoruz tabi. Hadi bakalım. Buradaki bıçakçılar da anlamadığım bir şekilde fotoğraflarının falan çekilmesini istemiyorlar. Hatta yasaktır falan diye yazılar yazmışlar. Düşündürüyor. Diyarbakır'dan çıktık. Benzinlik bulmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'ın içerisinde o kadar çok yan yol var ki onların bitmesi lazımdı. Şimdi bulacağız inşallah. Hilvan'dayız. Hilvan'dan şimdi çıkıyoruz. Bir mola vermiştik. Bir saatin üzerinde motor sürdük buraya gelene kadar. Yorulduk. Şimdi Hilvan'dan çıkıyoruz. Otoban üzerinde bir mola daha veririz. Sonra devam ederiz diye düşünüyorum. Bir veya iki molada Antep'e ulaşırız diye düşünüyorum. 200 kilometre kadar yolumuz kaldı. Otobanda çok bir şey olmuyor zaten de. Şuradan bakalım gelen gidenlere. Kenardan kenardan gidelim. Ah, gün batıyor. Yakıt riski atmamak için benzinlikten birazcık ikmal. Sonrasında Antep'e 80-75 bine kaldı. Bitiririz diye düşünüyorum. Artık son benzinlik molası. Yolculuğu bitirmek üzereyiz şimdi. Antep'e bir 80 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. Birazcık benzin aldım ne olur ne olmaz diye. Aslında götürürdü de işte yine de aldım dedim. Yolda kalmaktansa son dakika bir sürpriz istemedim açıkçası. Şimdi yolu bitiriyoruz. Güzel bir 4 gün oldu. Bayağı eğlendik. Gürültünün kusuruna bakmayın ama beni duyabiliyorsanız çok iyi. Son bir yol kaydı yaparım. 4 günde nereleri gezdik? İlk gün Bitlis'e gittik. İkinci gün Krater Gölü'nde vakit geçirdik. Ahlat'ta Selçuklu mezarlarını gördük. Erciş'te kaldık. Sonra Malazgirt'e gittik. Bingöl'de günü sonlandırdık. Bugün de Diyarbakır'da birazcık gezdik, ciğer yedik ve Antep'e dönüş yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan yolda görüşmek üzere.
benzini aldık. Şimdi yola devam. Son birkaç kilometremiz kaldı. Antep'e geldik. Lakin yorulduk. Saat 9'u çeyrek geçiyor sabah. 10.30'da falan çıkmıştık. 1606 kilometre sonra evdeyiz. Yakıt tüketimimize bakalım. Bakacağım. Bakıyorum. Ortalama 3.1 litre yakmışız 100 kilometrede. Evet, ortalamamız 3.1. Ki bunda bayağı otoban sürüşü vardı. Bayağı süratli gittiğimiz yerler vardı. Çok yüksek rakıma çıktığımız yerler vardı. Ama MT25'in verisi budur. Bu yolculukta kazası belasız burada bitti. En güzeli eve sağ salim dönülendir. Emre'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.